saç bağım düştü gelin bir oy oy. Haldan bilmez bir oy oy. Söz anlamaz ne fayda. Eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim gençliğim. Gitti gelin diloy doy, haldan bilmez diloy doy. Söz anlamaz ne fayda. Çok güzel türküdür bu Naciye. Vallahi ya, çok güzel türkü. Böyle güzel türkü daha önce yazılmamıştır. Sabahtan beri dinlediğimiz 16 türküden daha iyi bu. Ama şimdi çalan da iyi. Siz gerçekten usta sanatçısınız ya. Ne diyor? Vallahi ya, ne diyor bu sabahtan beri? Hadi bak, adamın kafası şişti. Kalk gidelim. Ya onu demek istemiyorum. Adamın kulakları duymuyor, yanlış anlıyor ya. Siz diyorum, siz gerçekten usta sanatçısınız. Biz sizi böyle bilmiyorduk daha önce ya. Keşke daha önce tanışmış olsaydık. Hakikaten ya. Keşke daha önce tanışsaydınız. 20 gündür bizde Veysel abi. Keşke siz tanışsaydınız daha önce. O ne demek Naciye? Ben seni rahatsız mı ediyorum ya? Hayır, şuraya geliyoruz, sohbet ediyoruz, vakit geçiriyoruz iftara kadar ya. Kahvene gelen giden yok. Yoksa ben gelmesem sıkıntıdan patlarsın. Çok sağ ol Veysel abi. Vallahi sen olmasan ne yapardım? Kolay gelsin. Hayırlı işler diyeceğim ama isterse zor gelsin. Beni ilgilendirmez. Hoş geldin Sevcan teyze. Buyur. Akşama kermes varmış. Ben de evde bir şeyler hazırladım. Benim tepsim büyük olduğu için evdeki fırına sığmıyor. Ha, sen de pişse olur mu diyecektim. Olur, ben alayım bunu. Akşam iftardan sonra Naci'yi yollatır, aldırtırım. Parasını da öyle öder. Belki de aldırtmam. Boşu boşuna pişirmiş olursun. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü ben kötü biriyim. Estağfurullah Sevcan teyze ya. Sen benim bu hayatta belki de tanıdığım en iyi insansın yani. Aa, ne demek canım? Benim kafam çalışmıyor mu? Yok estağfurullah, öyle demedim. Öyle dedin. Bal gibi de öyle dedim, ben de duydum. Kendine gel, terbiyesizlik yapma. Kötü biriyim ben. Yok estağfurullah, ben bunu alayım yerine koyayım. Belki de aldırtmam. Parasını da ödetmem. Bilmiş ol da. Canın sağ olsun, hep beraber yeriz. Hop hop! Ne oluyor burada ya? Ne mi oluyor? İnsan sağlığıyla oynanıyor. Vergi kaçırılıyor. Daha sayayım mı? Ne sağlığı, ne vergisi be? Gelir vergisi efendim, gelir vergisi. Ya muhtar, muhtar biz seninle nasıl anlaşmıştık? Sen bana ne dedin? Stand işi sende dedin. Ama bunlar stand kurmuşlar, burada satış yapıyorlar. Böyle olmaz ama. Ne var Niyazi hocam işte, daha kalabalık, daha renkli olduk. Ne kötülük var bunda? Olmaz. Bak ben profesyonel, bu işin eğitimini almış insanları getirdim. Onlar akademik birikimlerini, sevgilerini, tecrübelerini katarak çok güzel ürünler yetiştirdiler. Ben şenlik alanı renklensin istedim. Ama siz şenlik alanına gölge düşmüş, gölge. Bu resmen bir skandal. Bunlar mı profesyonel be? Evet, beğenemedin mi beyefendi? Bunlar Cihangir Üniversitesi'nin öğrencileri. Yaratıcılar, üretkenler, çalışkanlar. Bravo! Ya işte, hocam bir şey yok. Bunlar benim yavrularım, canlarım ya. Seni bilmem ama bunların hepsi ev kızı. Uzmanlık alanlardan ha bunlar. Hadi bunlar ev kızı. Peki şu ihtiyarın işi ne ha? Görmüyor bile, duymuyor bile ya. İhtiyar! Tamam hocam, uzatma. Beni sinir etme. Şurada güzel bir gece hazırlamışlar. Gülelim, eğlenelim. Tamam mı? Benim moralimi bozma, asabımı bozma. Kalbini kırdırtma bana. Hayır, asabını bozarsam ne olacak? Ya, hadi bozdum diyelim asabını. Boz. Ya bozdum. Asabımı bozma lan. Sen, hocam. Nedir yani? Hocam. Bak, hocanızı burada tarumar ediyorlar. Hocam. Siz izin veriyorsunuz. Böyle olmaz ama. Böyle olmaz. Ya hocam, yapma, yapma. Bir dakika, seninle görüşeceğim. Tamam, görüşeceğiz. Tamam. Seninle de görüşeceğim.
Seninle de görüşeceğim. Seninle, tamam, seninle görüşmeyeceğim. Tamam, mesemse sinirlenme sen ya. Ne kadar çok görüşeceğim insan var ya. Ne oluyor be? Mahallecek bana komplo kurmuşsunuz. Evet, doğru. Fırsatçılar! Yani konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama. Yani hocam utanmıyor musun? Üç kuruş için adamla kavga ediyorsun. Ya sen ne kadar açgözlü bir adamsın ya. Hayır yani ne olacak 2-3 bardak az satsan? Aa, siz beni tamamen yanlış anladınız ama. Ben yani ticari bir amaçla yapmıyorum ki bunu. Ben böyle öğrencilerim böyle yarattıkları ürünleri halka ulaştırsınlar, onlardan feedback alsınlar, kendilerini geliştirsinler diye yapıyorum. Öğrencilerim için yapıyorum. Eğitimciyim ben. Tüccar değilim. Ya, bu anlamda demedim ben. Değilsiniz. Baksana, susun, öğrenciler için öldü. Helal olsun bu adama. Bekalı cennet olsun. Ya. Bekalı cennet olsun, yardım edin şu adama. Bir ambulans falan mı çağırsak, ne yapsak? Doğru, çağıralım ama öldü. Su getir, bir şey getir. Pardon, kime ilgileniyor burayla? Nereyle? Bizim stand, müşteri gelmiş çocuklar. Buyurun hanımefendi, buyurun. Burası bizim standımız. Ne istemiştiniz? Dalga mı geçiyor ya? Yaşıyor. Mert, sana açık konuşacağım. Birine duygularından bahsetmek istiyorsan önce onlardan emin ol. Emin değilsen de yorma. Kendin de yorma, başkalarını da yorma. Ben senin ne söylemek istediğini biliyorum. Ama sen bilmiyorsun. Ve sen daha hislerinden emin değilken karşındaki insana hiç güven vermiyorsun. Neyse, yarın gidiyorsunuz zaten. Sen haklıydın söylediklerinde. Bir daha görüşmeyiz bile. Hoşçakal. Abi kız aslında çok güzel konuştu ya. Ne güzel konuştu. Ama çok üstü kapalı konuştu yani. Anlayamadım ki. Kim bilir ne dedi ya. Üzülme kardeşim, üzülme. Niye üzüleyim ya? Hadi hadi, saklama şimdi. Belli işte. Ben de farkındayım ne zamandır yani. Neyin abi, neyin? Bizim Cemre'ye vurgunsun sen. Yani tam öyle demeyelim de küçük bir hoşlantı diyelim. Ah kardeşim ah. Her şey küçük bir hoşlantı gibi başlar. Böyle onu her gördüğünde kalbin pırpır eder, içinde kelebekler uçuşur. Sonra bir bakmışsın, ondan başka hiçbir şey düşünemez olmuşsun. Ama siz yarın gidiyorsunuz. Kız burada kalıyor. Aynen ya, biz yarın gidiyoruz. Ayrı dünyaların insanları olduğunuzu kabul edip bağrını taş basmaktan başka bir çaren yok. Başta da zor gelecek kardeşim, biliyorum. Belki yemeden içmeden kesileceksin. Belki kendini herkese ve her şeye kapatacaksın. Belki bir köşede gizlice ağlayacaksın. Hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Selam. Ya, kusura bakmayın ya, biraz geç kaldım ama. Yok canım. Siparişler falan vardı, onları da attım. Ya olur mu, bize daha yeni başlıyorduk. Afiyet olsun. Sağ ol. Hadi gel içeri. Yok, ben gideyim şimdi, evde iftara bekliyorlardır. Şunu vereyim. Ama sen dedin ya işte, sizi son bir kez daha göreyim diye bugün. Seni gördüm ya. Yeter. Senedir komadaydım da yeni mi kalktım komadan Veysel?
Günaydın kızım. Günaydın. Demek ki sen dün şaşırıp gene davul çaldın, he mi? Olsun olsun. Allah güç kuvvet versin. Her zaman çalınır. Her zaman çalamıyormuş işte Mevlüt teyze. Öf. Yani sinirlenmişler midir sence bana? Sinirlenmişlerdir tabii kızım. Sen bayram günü gece 4'te milleti uyandırırsan sinirlenmez mi? Tabii sinirlendiler. Ya biz şimdi bahşiş toplamaya çıkacaktık. Kızgınlarsa bunlar bahşiş de vermeyecekler. Bütün emeklerimiz heba olacak. Heba olacak he mi? Olsun olsun kızım. Olsun olsun olur mu Mevlüt teyze ya? Bizim bahşiş toplayabilmemiz lazım ki klibimiz için para kazanabilelim. Çünkü klip para biliyorsun. Toplarsınız inşallah kuzum. Şimdi çocuklar kalktı mı acaba? Kalkmadılarsa sen git onları kaldır. Ya daha erken değil mi bahşiş toplamak için? Sabahın körü ya. Bahşiş için demiyorum kuzum. Hı. Geç kalmasınlar bak geliyor namaz vakti. Namaz mı? Tabii bayram namazı. Ha bayram namazı. Tamam. He. Ya Mevlüt teyze. He. Bu namaza bütün mahalleli geliyor mu? Tabii bütün erkekler orada olur. Çocuklar da gitsinler güzel güzel. Onlar gelene kadar da biz de kahvaltıyı hazırlarız. Tamam. Evet bakalım. Hocam. Hocam bayramınız mübarek olsun. Dur oğlum bir namazımızı kılalım bayramlaşırız. Tamam. Gerçi namazdan sonraki toplu bayramlaşma ya. Seninle bayramlaşırız tabii. Zaten bir aydır kahrımızı çektin. Senden başka kimimiz var İdris? Ha? Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Bayram mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dur. Hocam yok hocam vallahi. Al şunu. Yok hocam. Al dedim. Al şunu ya. Dursun ya. Hadi hayırlı bayramlar. Hadi Veysel. Hı. Kalk kalk namaza geç kaldın kalk. Hı. Uyumuş kalmışız ya. Kaç ettik saati? Vallahi namaz başlamak üzere. Biz niye böyle uyuduk kaldık ya? Gene davul çaldı bunlar. Ne davulu ya? Veysel, sen nasıl uyuyorsun ya? Bunlar gece dam davul çaldılar. Duymadın mı? Duymadım. Ay bir de duymadım diyor ya. Ya ne yapayım duymadım ya? O zaman duy, duy. Biz sağır bir millet olduk ya. Hiçbir şeyi duymuyoruz. Yani bize ne zaman aklımız başımıza gelecek ben anlamıyorum ki. Bunlar bizim mahallemizi elimizden aldıklarında mı aklımız başımıza gelecek? Sabah sabah ne anlatıyorsun Fatma ya? Bak Veysel diyorum ki bunlar Ramazan'da sahurda bizi uyandırmak için, davul çalmak için gelmediler mi buraya? Davullarını çalmadılar mı? Evet. Ramazan bitti. Bunlar hala davul çalıyorlar. Bunların bizim mahallemizden gitmeye niyeti yok. Veysel bunu artık görelim. Ya bayram bayram ne konuşuyorsun Fatma ya? Zaten bugün gidecekler. Ya bir huzurla başlayamadım bayramıma ya. Ya insan bir güler yüzle uyandırır ya. Ya bir bayram tebrik eder ya. İyi tamam tamam. Hadi git namazını kıl. Geldiğinde bayramlaşırız. Ha. Abdestini al, ben de gideyim çocuğu uyandırayım. O da geç kalmasın namazı. İyi. Ya hadi biraz hızlı olun abi, hadi ya. Bu da hala uyuyor. Oğlum, Mert kalksana oğlum hadi. Kalk. Geç kalıyorsunuz ya. Of. Ya abi sen bir hata yaptın. Davul çaldın diye biz niye düzeltiyoruz ya? Ben biraz daha uyuyacağım. Oğlum bak yine en sevmediğim şeyi yapıyorsun. Sen ben yok bak. Biz varız biz. Okey abi okey. Düzeltiyorum. O zaman şöyle diyorum. Abi biz bir hata yapıp davul çaldın diye biz niye düzeltiyoruz? Biz uyuyacağım ya. Ya sabır ya. Abi hadi uyansana ya. Uyanayım ben ya. Hazırım işte. Seyfi abi sana söylemedim. Mert hadi abi uyan artık ya. Tamam abi kalktım bağırma sen de. En sevmediğim şeyi yapıyorsun. Sanki sevdiğin bir şey var da her şey en sevmediğin şey zaten. Erken mi geldik Naci?
Vallahi ya çok erken geldik. Ayıp olmasın imama. Yahu niye ayıp olsun? Kimse gelmemiş de ben o manada söylüyorum erken mi geldik diye. Vallahi ya bizim mahalle çok bozdu. Yani artık bayram namazına bile gelen giden yok. Hadi biz de gidelim boş ver. Tövbe estağfurullah olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Bekle biraz. Gelir herkes. Aa. Doğru tabii canım gelir. Tutturdun gidelim diye. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Oğlum kalk 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 namazı kaçıracaksın kalk. Kalk çocuğum kalk. Kalktım. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın da bu ne ya? O şey ya dükkanın hasılatı. Aa. İyi anladık da burada ne işi var? Ya bankaya yatıracaktım ama çok geç bitti. Şimdi bir de yorgundum zaten. Bugün yarın yatırırım. Oğlum bugün bayram. Koyma bunları böyle orta yere. Gelen olacak, giden olacak. Yani hırlısı var, hırsızı var. Allah aşkına anne ya bayramlaşmaya gelen kim benim odama girecek de bizim paramızı çalacak ha? O çalgıcılar var ya gitmemişler daha. Bu gece sabaha kadar dandanlarla davul çaldılar. Duydum duydum. Şaşırdılar herhalde ya. Bugün de çalınıyor sandılar. Şaşkınlar, şaşkın onlar. Ne geleneğimizi, ne göreneğimizi, ne töremizi biliyorlar. Bize var ya hiç yaramaz onlar ya. Öf anne ya. Ya bayram sabahı abi iyi bayramlar de. Bayramın mübarek olsun de. İyi canım tamam. Git namazını kıl gel. Bayramlaşırız. Allah Allah. Bunlar da baba oğlu iyice bayramlaşma delisi oldular. Bir senedir bayram bekliyorlarmış. Gittiler mi kızım? Gittiler, gittiler. He, şu mendilleri çabucak bitirelim de kahvaltımızı hazırlayalım. Bunlar ne Melide teyze? Bunlar bayram harçlığı. Bak gel bana yardım et. Şöyle şu 5 liraları şöyle mendilin içine koyalım. Hı. Şunu yapacağız şöyle bak. Hı. Şu dur be, heh, şuradan saracaksın. Tamam. Şunu da şöyle koyacaksın. Çocuklar geldiği zaman da onları sevindireceğiz, tamam mı? Tamam da niye bunları böyle vermiyorsun, mendile koyuyorsun? Olmaz kızım, olur mu? Niye? Alan çocuk ar eder sonra utanır. Öyle para açıktan verilmez. Mevlüt teyze, ha. Yani kimseye harçlık vermek zorunda değilsin aslında. Zorunda değiliz ama olsun biz gene de verelim, verelim kızım. Zaten kocanın mezarını yaptırmak için 3-5 kuruş kazanıyorsun. Onu da şimdi millete mi dağıtacaksın böyle? Dağıtalım kızım, dağıtalım. Bak öyle deme. İnsan sevindirmek kadar zenginlik yoktur. O sevindirdiğimiz yavruların duası yeter kuzum. Şu son olarak da şunu yapalım. Al bak. Yapayım ben. Hadi yap bakalım. Tamam. Böyle şuradan çaprazlama. Ha, bir de yanlardan katla. Ah. Hocam. Of dondum ya. Dondum, dondum. Hayrola Niyaz, ne söyleniyorsun sen ya? Su çok soğuk, onu diyorum ya. Gelmeden almadın mı sen? Ya faturaları ödeyemediğim için suyu kestiler. Çok zor durumdayım abi. Belki diyorum böyle bir günde siz büyüklerin bana sahip çıkarsınız. Demek o kadar zor durumdasın ha. Ben merak etme, üzme kendini. Biz gerekirse aramızda ihtiyacın olan parayı toplarız borç olarak. Sonra durumun iyi düzelince bize geri verirsin. Ya ne borcu ya? Bir kere de karşılıksız iyilik yapın kardeşim. Bak sana abi diyorum, kaç yaşında adamsın? Muhtardan sonra en büyüğüm sensin. Kalkmış bana borç diyorsun. Ya şu bayram günü küçüklerine de bir haçlık verip sevindirseniz fena mı olur? Hasbinallah ya, sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim diyorum. Bayram günü kazık kadar herif harçlık ister. Bak ortada yok. Davulcular nerede bilmiyorum artık. Yani delirttiniz beni bayram günü be. Bir dakika, bir dakika ya. Aha, aha işte geldi. Bak iyi insan da lafının üstüne geldi. Kim? Sen evladım, sen gel buraya gel. Ya bu dünyada senden daha iyi bir insan var mı? Aa. Tam sizle ilgili konuşuyorduk, onun üstüne geldiniz. Fatma ile yine benim başımı derde soktunuz be. Dün gece siz yine... Ne güzel çaldılar değil mi? Vallahi bu çocukların hakkı ödenmez. Çalmaları gerekmezken bile çaldılar. Yani ama işte çalmamaları gerekiyordu. Yani sahur yok, oruç yok. Bir sürü insan boş yere uyandı hocam yani. İşte sahur yok, oruç yok. Ama onlar insanları sabah namazı için davul çalarak uyandırdılar. Sabah namazına kalkmak ne kadar zor Veysel amca. Bilmem mi? Gerçekten çok zor. Böyle şeytan insanın üstüne çöküyor kalkmayasın diye. Çocuklar da işte böyle davulu güm 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 diye çalarak şeytanı kovdular ya. Aa,
ondan ben de dedim ki bayram günü yanlışlıkla çaldılar diye düşündüm. Ya adam, yanlışlık falan yok. Sen şu surete baksana. Ha? Bu suratta hiç yanlışlıkla çalacak bir göz var mı? Ya Allah günah yazmasın. Sanki var gibi yani. Evet biraz var. Çekil lan sen şunu, çekil. Sen gel. Peki bu suratta var mı? Aa bunda yok. Aynısınız. Doğru, bunda yok. Ama bunda sürmeli göz var. Evladım sen abdest abdest almadın mı? Bu gözlerin hali ne? Niye bunları temizlemedin? Bak orada ücretsiz su var. Git abdestini al. Hadi bakalım. Aldık hocam aldık. Seyfi abi gösterdi bize nasıl abdest alacağımızı. Tamam 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 o zaman. Demek ki senin gözlerin doğuştan öyle. Niyazi hocam bu ne ya? Ayakkabılarım için. Yeni aldım. 5 sene oldu. Şimdi çalınırlarsa çok üzülürüm. Bayramım zehir olur. Yanıma alacağım ayakkabılarımı. Tamam tamam. Buyur buyur. Muhterem cemaat şimdi kısaca bayram namazının nasıl kılındığını hatırlatayım sizlere. Doğru. Hatırlatsın tabii. Hatırlayalım biz de. Naci sus. Yok canım Naci haklı. Bu namazın nasıl kılındığını bilen var, bilmeyen var. Ya parayla imanın kimde olduğu belli olmaz muhtar. İnsanları dış görünüşüne göre yargılama. Ayıp oluyor ama çocuklara. Abi bize laf mı sokuyor bu adam? Anlamadım ki. Çocuklar Allah kabul etsin sizin namazınızı. Yok yok size değil. Ben mi? Yok ya sende ne alakası var? Allah Allah sen de bir acayipsin ya. Ben dedim ya. Hadi canım sen. Muhterem cemaat, niyettim üzerime vacip olan Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama deyip niyet ediyoruz. Ardından ilk tekbirle beraber Subhaneke'yi okuyoruz. Sonra ben sesli dışından 3 kez tekbir getiriyorum. İlk ikisinde ellerimizi yana sallıyoruz. 3.sünde bağlıyoruz. Ben dışımdan Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra rukiye secdeye varıp 2. rekata kalkıyoruz. 2. rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra ben yine sesli dışımdan 4 kez tekbir alıyorum. İlk 3'ünde ellerimizi yana sallıyoruz. 4.sünde rukiye secdeye varıp tayyata oturuyoruz. Ya hocam, yani kusura bakmayın da ben anlayamadım. Ya 1 saattir anlatıyor. Neresini anlamadın acaba? Yani genel olarak hiçbirini anlamadım. Evladım sağına sonuna bak. Sen de insanlar ne yapıyorsa aynısını yap. Okey, okey. Okey olmaz. Camide okey yok. Tamam. Allah Allah. Hocam lütfen buyurun devam edin. Muhterem cemaat. İdris. Haydi bismillah. İdris mi? Aa. Kalk kalk. Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama. Ben de. Allahu Ekber. Hah. Cemre. Getirdin mi kızım? Getirdim. Tamam. Şeyi de getir. Kurabiyeleri de getir. Tamam tamam. Soğumuştur. Aa, mesaj gelmiş. Ne oldu Cemre? Niye gülüyorsun? Hiç ya. Bir arkadaş bayram mesajı yollamış da. Tamam, neyse hadi. Bırak o telefonu da git çayı demle. Baban gelir birazdan. Anne demledim ya çayı. 1 saattir duruyor işte. İyi, tamam. Babam nerede kaldı ya? Gelse de bir an önce gitsek yani bayramlaşmayı şunları yiyip. Acelemiz ne? Sabah sabah kiminle bayramlaşacağız biz? Ya ne bileyim sabahları kalkarız erkenden bayramlaşırız falan. Mevlüt'e teyzeye falan gideriz işte. Mevlüt'e teyzeye mi? Hem kızım evlilik çağında evlatlarımız var bizim. Yarın bir gün yan gözle çocuklarımıza bakıp ya çocukların kafasını karıştırırlarsa? Haksız mıyım Sevcan? Senin de kızın var. Ay, vay başımıza gelenler. Ne oldu? Ne oldu? Şey oldu. Şeker, şeker yok. Ay sen bilmiyor musun baban şey yapamaz. Şekersiz çay içemez. Git getir. Anne ödümü kopardın ya. Ay, getiririm mutfaktan. Ne olacak? Niye abartıyorsun bu kadar her şeyi? Hadi git getir. Git
Gidin. Sana da bir haller oldu bu aralar hadi yani. Hadi gidin. Hayırdır hocam, bu ne? Vallahi yaş sırasına göre dizilip bayramlaşacağız. Önceki bayramlarda bazı tartışmalar oldu. Şimdi ben büyüğüm, öne geçeceğim. Yok sen küçüksün, arkaya geç gibi. Ben de bunları önlemek için yeni bir sistem geliştirdim. İyi düşünmüşsün hocam. Hadi hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Ya hocam, bir dakika kardeşim, bir dakika ya. Hayırlı bayramlar. Muhtar, hayırlı bayramların olsun. Olsun, olsun. Bundan sonra hep birlikte güzel bayramlar geçirelim muhtar. Geçirelim, geçirelim. Hocam, hocam. Bakın ama dargın, küskün. Bayramda dargınlık, küskünlük olmaz ama hocam. Muhtar, hoca haklı. Bugün bayram, dargınlık, küskünlük olmaz. Barışın bayramlaşın, hadi. Hocam yapma, dün çok kötü kalbimi kırdı. Okuldan kovdu beni. Aa, çok yanlış yapmışım ama muhtar. Özür dilerim, affet beni. Özür diledi, hadi. Hadi barışalım ama. Bayram, sen benim büyüğümsün. Tamam. Affet beni, affet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramlar. İyi bayramlar. Güzel. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Nereye geliyorsun sen? Muhtarın yanına geç dedi. Kim dedi ya? Olmaz öyle şey. Ya ben bir kere senden büyüğüm. Sen benden büyük müsün? Ha? Bakayım şuna. Ben senden daha büyüğüm ya. Beni nüfusa geç yazdırdılar. Ya saçını uzatmış, rock müzik yapan gencecik çocuk gelmiş sıraya geçmeye çalışıyor. Geç çocuğum yerine. Hadi çocuğum, hadi evladım yerine geç. Hadi. Hayda, kardeşim nereye geliyorsun? Kardeşim sen sırayı bozdun işte, çocuk söyledi bana. Ben sırayı bozmadım büyüksün ya. Büyüksün sıra göre kardeşim. Ben senden daha büyüğüm. Ya Veysel Usta, Veysel amca demiyor muydu kardeşim? Ben senden büyüğüm işte ya. Sen ver bakayım nüfus cüzdanı ver. Ver nüfus cüzdanı. Al bakalım, al. 29 Şubat 1968. Hesapladım, 51. 51 ama bak yanlış hesapladın. Sen doğum gününü kaç kere kutladın? Söyle bakayım. Şubat, her 4 yılda bir 29 çeker. Yani sen 13 kere doğum günü kutlamışsın, 13 yaşındasın. Allah Allah. Şimdi bak şu çocuk var ya, onun yanına geç, ondan sonra sen geleceksin. Hasbinallah, ver ver ver. Sinirlenmeyeyim sana, bir daha söyleyeceğim. Bayram gününe şemiz kaçmasın be değil. Tamam, tamam. Sinirlenme, tamam. Sinirlenme, tamam. Boş ver. Bayram. 13! Tamam, tamam, tamam sen de. Tamam hocam, tamam. Terbiyesiz tamam. Ya. Bayram, bayram. Bu nedir ya? Bayram, bayram. Bayram. Ya, bu yeni nesil hep böyle ya. Her şeye bir cevap. Ya böyle büyümüş de küçülmüş. Akıl küpü. Tamam. 13 yaşındasın sen, akıl küpü. Tamam. Bayram. Hocam. Bayram. Bayram, evet unuttum. Evet, bayram. Evet, buyurun bayramlaşalım. Ben yerimi aldım. Hayırlı bayramlar, sağ olasın. İyi bayramlar hocam, sağ olun. Saygılar, sağ olun. İyi bayramlar. Allah razı olsun, siz de bayramlar. İyi bayramlar, sağ olun. İyi bayramlar hocam, az görüyorum seni. İyi bayramlar. Efendim, iyi bayram. Hayırlı bayramlar olsun, sağ olun. Oo, Mevlüze teyze bu ne şıklık ya? Ne güzel olmuşsun. Güzel olmuşum, he mi? Ölmeden evveldeki son bayramda almıştı rahmetli bunu bana da. Ben de her bayram bunu giyerim. Rahmetli de pek seviyormuş seni. Bak hediyeler alıyormuş sana. Severdi ya, severdi. Her şeyleri alırdı. Bak hiç beni aç açık koymadı bu adam ama. Ben ona bir mezar taşı bile yaptıramadım da. Yazık. Deme öyle Mevlüt'e teyze. Deme öyle, deme öyle. Deme. Çok üzülüyorum kızım. Deme. Hadi, hadi. Soframızı kuralım da çocukları aç açık bırakmayalım. Sen bakma bana. Tamam. Sen bana bakma, hadi. Bak. Hallediyorum seni. Sağ ol. Hayırlı bayramlar nasip etsin. Tekrar bayramlar nasip etsin. Öyle. Muhtar, senin oğlanla torun gelmediler namaza? Yoo, onlar memlekete gittiler.
O zaman senin hanım da memlekette değil mi? Evet. O da Ramazan'dan bir gün önce gitti. Bizim yaşlılar var memlekette. Hasta onlar. Onların yanına gitti mecburen. Ben de dedim ki Ramazan'ı burada geçireyim. Bayramın ilk günü sizlerle bayramlaştırdım. Sonra arkadan ben de gideceğim. En doğrusu. Çok yedim hocam. Okula götürüyorum. Okula götürüyorum. Orada okula götürüyorum. Aman ne komik ya. Allah Allah. Ne oluyor lan orada? Ama nasıl koktu güzel bu gün? Her yer koktu. O zaman gel bizimle kahvaltı et. Tek başına da bayram günü kahvaltı et. Hop hop hop. Dur bakalım, dur bakalım. Muhtar benim misafirim olacak küçük. Küçük mü? Evet. Ben mi? Evet, sen 13 yaşında değil misin? Anana babana sordu mu bakalım müsaitler mi diye? Şaka yapıyorum, şaka. Beni de rekil. Ya Latife yapıyorum Veysel Bey, Allah Allah. Bayramdayız ya. Bayramda latife edilir, kaynaşılır. Bayram sofralarında hasret giderilir. Yani. Ah. Muhtar, bizim imamla İdris'i de çağırırız kahvaltıya. Mehmet koş, imamla İdris'e de haber ver. İmam bekar adam, İdris'in de kimi kimsesi yok. Hep birlikte yiyelim, yalnız yemesinler ya. Tabii tabii, yalnız yemesinler. Sen götür topla doyur onları. Herkes alın götürün ya. Bari muhtarı bana bırakın. Muhtar, üniversiteye gel. Sana şöyle çok güzel bir kahvaltı hazırlatayım. Barışma yemeği olarak. Sağ ol, sağ ol da Veysel Usta şimdi davet etti. Ona ayıp olmasın. Bir daha sefere sana gelir. Hadi muhtarım buyurun. Hadi, hadi. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Hadi. Beni davet etmeyecek misin küçük? Küçüğe bak ya. Hadi hiçbir hocam. Şey söylemeden gittin. Hiç beni dinlemiyor görüyor musun? Çocuklar tamam. Tamam siz de boynunuzu bükmeyin. Tamam üzülmeyin. Niyazi hocanız burada. Ya okey hocam da niye boynumuz büküyorsun ben anlamadım. Ya şimdi böyle bayram sabahında herkes kahvaltı etmeye gitti. Kimse size aç mısınız tok musunuz diye sormadı ya. O yüzden böyle üzülmeyin diye söylüyorum. Ya bunlar bizi sevmiyor mu acaba ya? Ya bak bir şey diyeceğim geliyor, ben. Geliyor musun? Ya eğer açlıkları alamazsak bunlardan klibi çekemeyeceğiz. Klibi çekemeyince de Seyfi abi. Seyfi abi! Seyfi abi sana söylüyorum. Duymuyor musun ya? Abi sesim mi kısıldı benim? Ne bağırıyorsun ya? Duyuyoruz. Abi niye bakmıyorsun ya bana? Ya sana niye bakalım ya? Ha? 50 kere anlattın, 50 kere. Tamam biliyoruz. Sonunda bu adama araba çarpıyor. Allah korusun. Çocuklar bakın. Çok güzel kahvaltı edeceğimiz bir yere götüreceğim ben sizi. Hazır mısınız? Evet. Niyazi hocanızı takip edin. İyi bayramlar. Bakalım kuzum benim, güzel kuzum. Buyur bakalım. Yok yok. Kuzum al olsun, olsun. Al 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 al. Teşekkür ederiz. Oy kanka. Kanka. İyi bayramlar kankacığım. Al bakalım. Mevlüt Elicim. Ay güzel oğlum. Al bakalım sen de. Aman da Seyfi Bey. Buyur. Ha? Hanımefendi. Öpeyim hanımefendiciğim. Öp bakalım öp. Buyur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yuh yuh. Kaç yaşında adamsın? Sen de mi açlık alıyorsun ya? Evladım sen dinlemiyor musun? Hanımefendi ne diyor? Bayram açlığı küçüğe verilir. Adettendir. Verilir. Hem ya olsun olsun. Ha. Ya kadına bir şey sattırmamak için elinden geleni yaptın ya o gün. Sana rağmen 3-5 tane örgü sattı. Onun parasını da şimdi geri alıyorsun. Pes be. Ya senin serbest piyasa ekonomisinden hiç haberin yok mu? Ticaret başka, dostluk başka. Lütfen ama. Hadi bayramlaşma bittiyse oturun da guruk attık bir şeyler yiyin. Buyurun, buyur, buyur. Geç kuşum, geç, geç, geç. Heh, bakalım. Allah Allah. Ben rüya mı görüyorum acaba ya? Ramazan bitmedi mi? Bayram gelmedi mi? Mert, biz az evvel bayram namazına gitmedik mi? Ha, gittik hocam. Cenk, Ramazan bitmedi mi? Bitti hocam. O zaman siz neden hala oruç tutuyorsunuz? Bu sofra bomboş, hiçbir şey yok ya. Var ya işte, görmüyor musun? Ya ne var, ne var acaba? Çökelekle salatalık var. Bunları yiyip harç karmaya mı gideceğiz? Hanımefendi. Ne? Bunun için mi diyorum bizi çağırdınız hanımefendi? Vallahi seni davet eden olmadı. Sen kendin geldin ya. Yani hocam sen bizi davet ettin de hani gelin size kahvaltı yaptırıyorum falan dedin de biz üniversiteye gideceğiz diye düşündük biliyor musunuz? Bak evladım ben hiç kimseyi yemeğe davet etmem prensip olarak. Neden biliyor musun? Ha, neden hocam? Çünkü yemeğe davet edersem gelir de o yüzden. Ne diyor? Davet edersem gelirler diyor. Kim geliyor? Ya kimi davet edersem o geliyor. Ne kadar saçma gereksiz soruların var senin ya.
Bu adam çok konuşuyor. Vallahi kafam kazan gibi oldu. Çok konuşuyorsun. İhtiyar, çok konuşuyorsun. Ya çok konuşan sensin. Sen ne biçim konuşuyorsun adamla? Adam bir soru sordu. Sana ne diyor dedi. Allah Allah ya. Otur ye. Tamam tamam, muhatap olma benimle. Hanımefendi, hanımefendi. Ne? Hanımefendi, diyorum ki böyle bayram şekeri falan varsa verseniz de böyle ekmeğin arasına katık yapıp bari onu yiyelim. Ne yiyelim yani? İyi, afiyet olsun. Ye, ye. Çekil mi bana? Kalk çay getir. Kalk! Buyurun, hoş geldiniz. Hanım, buyurun. Merhaba, iyi bayramlar Fatma Hanım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bismillah. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. Buyur Hoca Efendi. Hayırlı bayramlar olsun. Geçir oğlum. Daha kahvaltıları da bitirmemişler. Ha oğlum, gir gir gir. Geçir oğlum, geç. Selam anne. Ha çocuğum, sen şeker istemeye mi geldin? Yok ben... Gel İdris, gel, gel, şöyle, geç, geç. Daha gelecek var mı? Sanki bana mahalleden 2-3 kişi eksik gibi geldi. Eğer geleceklerse kapıyı kapamayayım. Anne sussana, ayıp. Ne var ya, ne dedim ki? Kapıyı kapamayayım dedim. Hazreti Mevlana'nın kapısı gibi açık dursun dedim. Gerçi Hazreti Mevlana'nın kapısı her daim açıktı ama ona bile bayram günü kahvaltıya bu kadar gelen olmamıştı vallahi. Sus Allah aşkına, hadi gel sizeceğim. Hadi muhtarım, hocam hadi buyurun kahvaltıya. Yok yok. Allah aşkına ya. Anne, hadi hocam. Hadi hadi İdris, hadi, hadi, hadi hocam. Hadi iki lokma yiyelim. Hadi, hadi sevaptır. Ya, hadi. Hadi. Bayram günü. Hocam hadi. Buyur. Sağ ol, sağ ol. Ben şöyle geçiyorum. Geç hocam, geçin. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Fatma Hanım, ellerine sağlık. Sağ bereketli olsun Allah sofranız. Afiyet olsun, afiyet olsun. İyi bayramlar. Ay evladım, eksik olma. İyi bayramlar Fatma Hanım, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ya biz de şöyle ailece bir bayramlaşsa mıydık acaba? Ha ya, ya biz namazdan gelince bayramlaşırız ailecek de. Hadi biz de bayramlaşalım. Hadi gel. Hadi iyi bayramlar. Hadi. İyi bayramlar. Hadi buyurun, buyurun. Buyurun. Aman aman aman. Dikkat, dikkat, dikkat. Heh. Tamam. Ah. Hah, kapı geldi kapı. Galiba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl? Bayramın mübarek olsun. Oy. Oh. İyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar yavrum benim. Güzel kızım. Önce ananın elini öptün ama. Aa, ne yapıyorsun Naci? İki kız evlenme çağına geldi. Haçlık alacak yaşta mı? Doğru. Kızım, sen artık evlenme çağına geldin. Birini bul da evlendirelim seni. Ne demek birini bul da evlendirelim Naci? Kime bu olsun? Bu çocuk kaç yaşında? Evlilik yaşında. Ne evlilik yaşındasın Naci ya? Ne evlilik yaşı ya? Ne yapayım şimdi bu parayı? Vereyim mi, vermeyeyim Bacım, mi? Bacım boş ver sen. Geç kahvaltımızı yapalım beraber. Sonra da çıkıp gidelim artık. Hadi. Doğru. Para da cebimde kaldı. Kalsın kalsın. Getir bardağını. Şunu tabağdan. Ah ah. Nerede o eski bayramlar Veysel Usta? Ya nerede, nerede? Yani bir başka kutlanırdı o eski bayramlar değil mi? Ha evet, evet. Nasıl oluyordu eskiden amca bayramlar? Eskiden sabahleyin erkenden kalkardık. Temiz bayramlıklarımızı giyer, doğruca bayram namazına. Namazımızı kılıp ondan sonra evimize gelir, evde bayramlaşıp hep birlikte ailece sofraya otururduk. Allah Allah, gene öyle yaptık ya muhtar. İyi kötü ailece bayramlaştık. Tabii canım, siz ailece bayramlaştınız, oturdunuz da herkes öyle olmuyor. Mesela ben şimdi hanım yok, memlekete gitti. Kimisinin yaşlısı var, kimisinin efendim işte memlekette akrabası var, oraya gidiyor. Herkes sizin gibi böyle birlikte kutlayamıyor, o manada söyledim yani. Ya sonra mahalleye gelen o eğlenceler, salıncaklar, hani böyle elle çevirirlerdi ya, çocuklar oturur salıncağa. Çığlıklar, kahkahalar. Bilmem mi ya, Mehmet ve Elif de salıncak kurulduğunu duyunca koşturur giderlerdi. Sonra ara ki bulasın onlar ya. Evet ya, ne çok sevinirdik ya onları görünce. Şimdiki çocuklara çok üzülüyorum. Aa, niye üzülüyorsun ki? Bütün parklar salıncak dolu, sallansınlar. Onları tutan da var. Aa, sonra o çocuklara satılan
şekerlemeler, şerbetler, macunlar, kos helvalar, kağıt helvalar, pamuk şekerler. Ah onların tadı ya. Şimdi de her yerde satılıyor teyze. Aynıydı, aynıydı. En ufak bir değişiklik yok. Aynen satılıyor, devam ediyor. Pamuk şekeri, macun, şerbet demişken... bu Ramazan eğlencesi işi çok güzel oldu ya. Bir de davulcu getirdin. Vallahi helal olsun, billahi helal olsun sana ya. Sağ ol Veysel Usta, sağ ol. Bu grup acaba seneye Ramazan'da gelir mi ya? Gelemez. Nasıl gelemez? Gelemez. Onlar gelemez çünkü hiç iyi çalmadılar. Şimdi Mehmet güzel bir şey hatırlattı Veysel Usta. Seneye de gelmeleri için şimdiden garanti altına almak lazım. Bizim mahalleye daha önce Ramazan davulcuları niye gelmiyordu Veysel Usta? Bahşiş alamadıkları için. Ya. Bu sene bahşişi bol tutarsak gelecek sene gelmelerini de garanti altına almış oluruz değil mi? Kesin, kesin. Şimdi ben dikkat ettim. Başlangıçta o kadar iyi değildiler. Adapte olamadılar. Ama sonradan bayağı açıldılar. Ayrıca çok iyi bir amaç için yapıyorlar bu işi. Kesinlikle. Çok güzel. Seyfi abi. Seyfi abi. Ne yapıyorsun orada abi? Gelsene yanımıza. Sence klibi çekebilecek miyiz? Çekeceğiz tabii abi. Niye buradayız biz ya? Bak bir aydır çalışıyoruz. Bak görsen. Bütün bahşişi toplayacağız. En güzelinden o klibimizi çekip festivale de katılacağız. Merak etme sen, tamam mı abi? Peki biz ne zaman bahşiş toplamaya çıkacağız? Onu Mevlüt teyze bilir. Şimdi benim ona sormam lazım. Ama sen canını sıkma, tamam mı abi? Hanımefendi. Ne? Hanımefendi. Böyle şeker, kolonya, tatlı falan yok mu ya? Var var. Ha Gökçe. Yavrum içeriden beyefendiye tatlı getir. Kanka sen de gül suyu dök. Cenk oğlum sen de şeker tut. Ha? Gül suyu mu? İlginç. Daha önce hiç tatmadığım bir lezzet. Dök bakayım Mert. Dök. Oh. Orijinal ha. Dök dök. Evladım döksene ya. Elini korkak alıştırma dök. Ver sen şunu, ver. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş ya. Sabahtan beri kadının zorla parasını aldın. Bütün yemeğini yedin. Bir de üstüne gül suyunu mu içiyorsun? Bırak şunu ya. Ne? Ya zorla mı, zorla mı? Kadının gönlünden kopmuş, gelmiş, bana para vermiş. Ne var bunda? Allah Allah. Tatlımı getirdin mi? Al işte tatlını ye, al şunu ya. Teşekkürler, sağ ol. Allah razı olsun. Hah, Mevlüt teyze, ben sana bir şey soracaktım. Biz acaba bahşiş toplamak için en uygun zamanı ne zaman seçsek sence? Yani şimdi çıksak uygun mudur? Yok, uygun olmaz. Bugün benim gelenim gidenim çok olur. Hı. Zaten şimdi siz çıksanız da herkes evinden çıkmıştır bayramlaşmak için. Kimseyi evde bulamazsınız. Acık sabredin de öğleden sonra gidersiniz. Tamam. Ne gülüyorsun be? Ne var yani? Ya para konusunda danıştığın insana bak ya. Yani mali konularda bula bula bu hanımefendiyi mi buldun? Hı. Yoksa sen dün gece davul çalma fikrinde bu hanımefendiyi mi aldın? Ha? Ya, ya ne alakası var? O işte benim boşluğuma geldi bir an. Öyle unuttuk. Öyle bir şeyler oldu orada. Neyse neyse. Sabah böyle bayram namazında camidesin. Arkanızı yine ben toparladım. Bunu unutmayın. Evet hocam sağ olun. Çok teşekkürler. Öyle kuru kuru teşekkür olmaz. Şeker ver bana. Ver evladım ver. At çocuğum. Dur, at. Dur, dur, dur. Ya atsana. Naci. He? Şey, diyorum ki, acaba diyorum önce... şey, Fatma ablaya mı gitsek? Önce Fatma ablaya gidelim. Hayır ya, Mevlüt teyzeye gidelim. Önce yaşlıya gidilir.
Doğru. Önce yaşlıya gidilir. Yok ya, biz yine gideriz Mevlüt'e teyzeye. Yine gideriz kız Mevlüt'e teyzeye. Bayram uzun. Hem Mevlüt'e de genç, daha çok yaşar. Hadi hadi, uzatmayın hadi. Doğru, uzatmayalım. Hadi tekrar iyi bayramlar, iyi bayramlar. Ben de muhtarlığa gideyim, gelenler olur onlarla bayramlaşırım. Hadi Allah tamamını nasip etsin. Oldu, hadi sağ ol, hadi. Hocam sağ olasın, hadi. Hadi, hadi. Akşama da buyurun gelin yemeğe, işiniz yoksa ha? Allah Allah! Desinler adamlar ya. Hadi, hadi bir an önce üstünüzü başınızı gelin bayramlaşmaya gidelim. Kimse gelmedi. Allah Allah hadi, 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 hadi. Sen gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın. Sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizim düşler ağlarsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Sen yaz geceleri yıldızlar içinde ara sıra bize göz kırparsın. Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anımsın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Hadi gel sen de gel, çabuk gel, çabuk. Sen sen halloluyor, halloluyor, halloluyor. Ver onu, ver. Hop. Hadi güzel. Dur. Sağ ol, sağ ol. Güzel oldu. Evet, Niyazi Hoca'nız tıpkı bu sabah camide arkanızı toplayıp dün geceki davul skandalını unutturmanın yolunu düşündüğü gibi nasıl bahşiş toplayacağınızın yolunu da düşündü. Hadi ya. Şaşırdın değil mi? Şaşırma. Senden farklı olarak bazı insanlar düşünebiliyor. Evet çocuklar, şimdi size bahşiş toplamanın sırrını vereceğim. Daha önce de söylediğim gibi insanlar güzel şeyler söyleyen, kendisini güldüren, mutlu eden kişilere para verirler. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur evladım, sor. Siz dün Mevlüt'e teyzeye hiçbir şey söylemediniz ama az önce size para verdi. Nasıl olacak bu? O an demedim ama ben istediğim zaman onun duymak istediği güzel şeyler söyleyip onu güldürebilirim. Bakın, Mevlüt'e hanım, Mevlüt'e hanım. Ney? Sayılı günün kaldı ama kocana kavuşacaksın. Hadi gene iyisin. Kavuşacağım değil mi? Yahu bunun neresi güzel laf ya? Güldü ama, güldü işte. Bak güle güle öldü. Neredeyse kocasına kavuşacak, çok az kaldı. Kavuşacağım. Çatlatacak beni güldürmede. İstiyorsan üzebilirim. Üzeyim, üzeyim mi? Bak üzüyorum şimdi. Mevlüt'e hanım, Mevlüt'e hanım. Ney? Kocana kavuşacaksın ama bir mezar taşı bile yaptıramadın. Yaptıramadık hemen, yaptıramadık. Yaptıramadım. Yaptıramadım.
Yaptıramadın. 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 Ya sen niye abuk sabuk konuşuyorsun kadına? Sussana azıcık ya. Diyorum ki bahşiş toplamaya gideceksiniz ya. Ben de sizin yanınızda geleyim diyorum. Ben de sizin bahşişinizi arttırayım diyorum. Ondan sonra da bana küçük bir komisyon verin diyorum. Ya ben sana komisyon falan vermem. Ben seninle çalışmak istemiyorum zaten. Öyle bir şey yok ya. Sen kendi işine bak. Biz kendi yolumuzu buluruz. Merak etme. Ben şimdi mahalleyle bayramlaşmaya gidiyorum. Siz de düşünün. %20. %20 komisyon bana yeter. Düşündük. Kabul etmiyoruz. O zaman şey olsun. %10 olsun ya. %10 da mı olmaz? İstemiyoruz kardeşim ya. O zaman... Tamam. %7,5. Bak daha fazla inmem ha. %7,5. Buna göre. İblis. İyi düşün İblis. Öğlen yine geleceğim. Mert. Senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Dayı zaten duymuyor. Hadi. Bu üstüne para verse de kabul etmem oğlum. Baba yeni bir terlik falan ya. Hazır mısınız? Heh. Hadi. Hadi kimse gelmeden bayram gezmesine gidelim hadi. Evet anne. Hadi oğlum hadi. Hadi aslan. Aldın mı bozukları? Aldım aldım hadi. Hadi tamam. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ya biz de bayramlaşmaya çıkıyorduk. Misafir vardı da yeni gidebildiler. Maşallah maşallah. Siz bayağı bir yeri gezebildiniz herhalde. Yok abla, biz ilk buraya geldik. Hadi geçin o zaman, ayakta kalın. Buyurun, hadi, buyurun. Buyurun, geç kızım, geç. Geç ben. Hoş geldiniz. Hoş. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar Naci'cim, iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi. İyi bayramlar. Abla. Oğlum geçsene. Şey yapsana. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi oh el öpenlere çok olsun. Hadi. İyi bayramlar. Hadi. 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 Geç sen de bey. Hadi. Ah. Geldik bayram bayram bir şey ikram etmeyecek misin Fatma abla? Hadi gel, hadi mutfağa gidelim. Ha? Allah Allah, gözünü açan da bizim eve yemek yemeye koşuyor ya. Ya Sevcan'cığım, önce bir bayramlaşalım, yeriz gene, yeriz. Kızım, Sevcan teyzene şeker ver, yesin. Yok, şeker falan istemem ben. Hem siz o şekerleri Naci'den almışsınızdır, kalitesizdir onlar. Vallahi ya, toptancı hep bana kalitesiz şekerlerden vermiş. Şuna bak, isim koymuş bir de. Yok yok, bu şekerlerin çok kalitelisini, en kararını ben zaten almıştım. Kızım getir de Sevcan teyzene yesin. Yok şeker değil, tatlı. Ay benim canım var ya, acil tatlı çekiyor abla. Hadi gel mutfağa gidelim. Ya bu kadın tatlısızlıktan ölmüş. Ben buna güzel bir kadayıf orada baklava güzel yapayım, yedireyim hadi. Ne oluyor ya? Anlamadım. İşte. Naci, Ramazan'ı da bitirdik. Bitirdik. Artık dükkanları erkenden açarız. Doğru. Açarız Veysel abi, açarız. Zaten Ramazan'da da erken açtık baba. Yok. Siz Ramazan'da iş başını gecikmeli yapıyordunuz. Sabah saat 8'den 8:30'a kadar uyuyordunuz. Yani Ramazan olduğu için ekmek alan yok malum babacığım yani. Başlama yine ben. İşte bu çocuğun çalışmaya ehliyeti yok. Vallahi ya, senin bu oğlan çok tembel. Kov bunu fırından. Hayda. Kovup ne yapacağım Naci? Vallahi ya o da doğru. Evlat işte. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Senin de imtihanın buymuş. Yok o kadar da değil ya. Benim oğlum çalışkandır ya. Sadece sabahları dükkanı daha erken açsın diyorum ben. Ya daha ne kadar erken açayım baba yani. Senin dediğin gibi ben de Naci abi de 8'de açıyoruz işte. Sabah insanlar 8'de işine gidiyorlar efendim. Kahvaltılarına ekmek gerek. Sabah 6'da gideceksin, ekmeği hazır edeceksin. Sen de çayı hazır edeceksin. İnsanlar çaylarını içecekler, ekmeklerini yiyecekler ki erkenden işine gitsinler. Veysel abi, benim oraya gelenler hep işsiz güçsüz adamlar. O ne demek? Ben işsiz güçsüz, boş, beleş adam mıyım Naci? Ne demek istiyorsun? Yok abi, estağfurullah. Senin işin gücün var. Senin işin gücün benim orada çay içiciliği. Bu adam geliyor her sabah. Sabahın köründen başlıyor çay içmeye akşama kadar. Hasbinallah beni bendekil ya havle bela kuvvetim nasıl. Ya Sevcan Allah aşkına anlatsana. Tatlıyı bahane ettin. Önemli bir şey söyleyeceğim diye beni buraya çağırdın. Ne tatlı yiyorsun koydum önüne. Ne de bir şey anlatıyorsun nedir ya? Nasıl diyeceğim bilmiyorum abla. Bizim Cemre birine vurulmuş. Kime vurulmuş?
davulcu çocuklar var ya, onlardan birine. Aa, yoksa o uzun saçlı adama mı? Yok abla, ne alakası var? Ay, o adam yaşlı, koskoca adam olur mu? Ha, ne bileyim, ne bileyim Sevcan. Sen imama yaş farkının ne önemi var? Yani arada 50 yaşta olabilir diyordun. Kız 20, adam 80. Bilemedim şimdi onun için dedim. Yok abla yok, o genç davulculardan birine. Ah abla, ah, sen haklı çıktın. Bu çocuklar geldi, bizim çocuklarımızın aklını çeldi. Geldiler Sevcan, geldiler. O şeytan suratlı kızla Mehmet'imin aklını çaldı. Abla, ben bu durumu kökten çözecek... Aha, bir şey buldum. Ha, ne yapıyorsun sen? Ha, sakın yapma, yapma. Neyi yaptırdın? Vallahi ben çok korkarım böyle şeylerden. Günahının altından kalkamayız. At onu, at, at, at. At onu. Yok abla, bilimsel çalışacağız. Astroloji bize yol gösterecek. Astroloji mi? Evet, bak abla, gazeteler ne diyor? İnsanların birbirlerinden soğumalarının en büyük nedeni burçlarmış. Ha, Evet, bizimkilerin, dadananların burçlarını öğreneceğiz. Onlar bir ilişkide ne istemezlerse bizimkiler öyleymiş gibi yapacağız. Hmm, mantıklı. Peki burçlarını nereden öğreneceğiz? İnternette yazmışlardır abla. Hmm, bak, koç, boğa, ikizler sırasıyla yazıyor. Ha? Aferin kız, tebrikler kız. Hadi Şazimet Hanım, iyi bayramlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi iyi bayramlar. İyi bayram. Bakalım hep aferin sana. Evet. Al bakalım şekerinden de. Sağ ol. Hadi. Hadi iyi bayramlar oğlum. Al bakalım sen de. Heh, al, 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 al. Hey be, hayırlı bayramlar. Nice bayramlar, hayırlı bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar Niyazi Hoca. Ya Muhtar, diyorum ki nerede o eski Ramazanlar ya? Nerede o eski Ramazanların ruhu, öyle değil mi? Yok. Ne vardı ki eski Ramazanlarda? Ya 100 yaşında olan sensin. Sen anlatacaksın, biz de öğreneceğiz. Bence komik. Niyazi Hoca, eski bayramlar, yeni bayramlar hepsi aynı. Ramazanlar değişmedi. Bugün de aynı, eskiden de aynı. Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi ne kadar teferruatlı, aydınlatıcı bir açıklama oldu. Resmen yürüyen ansiklopedisin. Ya Niyazi Hoca, beni uğraştırma Allah'ını seversen. Ne isteyeceksen iste, hadi lafı dolaştırma. Ya ben bir şey istemeye gelmedim. Bayramını kutlamaya geldim. Bir de zam yapmadığın için teşekkür etmeye geldim. İşte bak, sen şimdi zam yapmadın, o zaman kirada indirim yap falan diyeceksin. Ben bilmez miyim seni ya? Hmm. O da iyi fikirmiş ya. Çok mantıklı. Benim aklıma niye gelmedi ki? Hah, işte bak, bir şey isteyeceksin. Bak, bak, bak. Vallahi onun için gelmedim ya. Ama sen oradan beni tahrik ediyorsun Muhtar. İndirim yap, indirim yap. Bu fikri böyle aklıma sokuyorsun. Şimdi ben bunu demezsem sanki böyle sana ayıp etmiş gibi olacak. Desem mi acaba? Yo, ya da demeyeyim. De lan Niyazi. Deme oğlum, niye diyorsun ya? Diyeyim mi ya? Deme, deme. Tamam, demeyeyim. Ben en iyisi şey yapayım. Gideyim çünkü bayram ziyaretinin kısası makbuldür. İyi o Niyazi Hoca. Bak, onu doğru bilmiyorsun. Hasta ve cenaze ziyaretinin kısası makbuldür. Doğrusu böyle. Ne hastalığı ya? Ne cenazesi? Hasta masa yok. Hasta masa yok. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe tövbe tövbe. Allah Allah. Gerçekten bir gariplik var ya. Hiçbir şey istemedi. Yoksa hasta mı bu? Demek ki... Hastalık lafını duyunca birden sinirlendi ve gitti. Allah Allah, Allah Allah, nesi var acaba ya? Kötü bir şey değildir inşallah ya. Abi gelin gelin, hoş geldiniz. Hayırlı mendil bayramlar. Bitmişti de. Hoş geldin, geç buyur otur. Hadi, hadi sen de oğlum. Gel, 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 gel. Gel bakalım, buyur mendilini. Okuyasın da büyük adamlar olasın. Sağ ol. Geç bakalım. Gel, gel, buraya otursan. Nasıl gidiyor hafızlık işleri? Çalışıyorum abla, uğraşıyorum işte. Çalışıyorsun, çalışıyorsun değil mi? Çalış, çalış oğlum. Allah güç kuvvet versin, her şey olur. Hafızlık işleri derken? Ya biz bu kardeşimle bir sohbet etmiştik de imam olmak istiyormuş. Ama Kur'an'ı ezberlemesi gerekiyor tabii, biraz zorlanıyormuş. Ben de dedim eğer istersen her şey olur, yaparsın yani. He kuzum, he, Allah. Allah güç kuvvet versin, her şey olur. Anladık kanka, okey. Yani anladık, bir haydır aynı muhabbet.
Ya bu Mebloş'un da muhabbeti ne kadar bayık ya. Hep aynı şeyi looplamış, aynı şeyi söyleyip duruyor ya. Yapıyor zaten maşallah. Bugün bayram namazında müezzinliğimizi yaptı. Vallahi ben gurur duydum kendisiyle. Ya hocam estağfurullah. Öyle öyle. Bak abilerin de oradaydı, onlara da soralım istersen. Nasıldı müezziniz? Yani o son bölümü var ya, son bölümü. Salat-ı Ümmiye. Hah. Orada biraz detone oldu. Ama ben onu amatörlüğünü ve tecrübesizliğine veriyorum. Oğlum niye öyle şeyler söylüyorsun? Motive etsene çocuğu ya. Ya amatörlüğüne derken iyi bir şey bu zaten. Amatör ya. Bazen diyorum ki keşke biz de o amatör ruhu kaybetmeseydik ya. Ama bir ordu geldi Gökçe. Evlize teyze. Dur dur dur, içeriden mendil getir. Aman da bak şunların güzelliğine. Ay Allah'ım ya Rabbi. Ha gel gel gel. Ha, gel şöyle. Ablası çabuk çabuk çabuk. Getir getir. Hadi bakalım. Alan sıraya geçin. Sıraya geçin. Alan, yürü. Gel bebecik. İleri ileri ileri. Gel ileri. Çocuğum. Ha. Ne yapıyorsunuz siz burada? Aa, şey ikizler mi dedin sen? İkizler. Ay ikizleri yok, anlatıyordu. Yok. İkizler demedim Fatma abla. Kız ikizler dedi. Bir arkadaşımızın torunu olmuş da ikizler. Onları oradan bakıyoruz. Fotoğraflarına baktık. Ay, içeride insanlar tatlı bekliyor. Sizden bunu mu konuşuyorsunuz? Tamam evladım, ben hazırladım tatlıları. Al sen götür. Al. Hadi canım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha, demek orakçı kız. Bugün doğmuş. Neymiş bakayım onun burcu? Akrepmiş Fatma abla. Akrep değildir o. Yılandır o, yılan. Yılan diye bir burç yok Fatma abla. Neyse tamam, o nedenden hoşlanmıyormuş, neyi sevmiyormuş? Sıcağı sevmezmiş. Ay kusura bakma, ben böyle gerilince şaka yapıyorum. Sevcan, ay, bu ne yaşama sevinci ya? Biz burada canımızla uğraşıyoruz, sen espri yapıyorsun. Hadi bırak şimdi, oku anlat. Abla diyor ki, akrep kadını kendisi savurgan ve düzensiz olan ve böyle bir aileden gelen birinden hoşlanmaz diyor. Ha, güzel. Biz böyle savruk olursak demek ki o Mehmet'ten soğuyacak. Hı, iyi. Öyle. Tamam, başka? Bak Cemre için de ne diyor abla? Onunkinin burcu da... Tamam tamam, Cemre şimdi şey yapmayalım. Çok oyalandık burada. Hadi içeri geçelim, hadi gel sen. Hiç gelmeseydiniz ya. Evet ya. Zaten oturacak yer yok. Biz zor sığıyoruz. Az öte git kız. Oh be. Laf sokuyorum Naci. Mecazen. Ha. Ya şey işte bayram günü arkadaşımla sohbete dalmışım. Ne var? Ya hasret giderip bayramlaşmanız bittiyse kalkıp da gidelim ya. Daha mahalleliyle bayramlaşacağız. Mevlide teyzeye gideceğiz. Akşam oldu ya. Hadi, hadi ya. Yok Veysel abi. Daha öğlen bile olmadı. Mecazi anlamda söylüyorum Naci. Hadi bakalım. Bu adam hep mecazi anlamda söylüyor. Hiç gerçek anlamda söylemiyor. Benim de kafam karışıyor. Tam bir laf cambazı. Sen beni mi dinliyorsun? Naci abi ne diyorsun ya? Hadi gidelim. Ha, toplanabildiniz mi? Aynen abi, bitti sayılır. İyi. Mevlüt'e teyze bizi yemeğe çağırıyor, yemek hazırlamış. Şimdi şöyle bir durum var. Bir iki misafir daha gelecek. Ondan sonra biz bahşiş toplamaya çıkabiliriz. Ha. Tamam abi, çok güzel. Bahşiş toplayalım da daha biz klip hakkında hiçbir şey konuşmadık ki. Mesela hangi şarkıya çekeceğiz klibi? İşte onu düşüneceğiz abi. Önce bir bahşiş toplayabilelim de. Şimdi para verecekler, moda belli değil. Evet abi ya. Kovdun da Niyazi Hoca'yı. Şimdi o yanımızda olsaydı bilirdi ne yapmamız gerektiğini. Oğlum tabii ki kovacağım adamı. Ya düşünsene, adam %10 komisyon istedi ya. %10 diyorum bak, %10. %10 çok mu ki yani? Nasıl şimdi %10? Gitsek hani şöyle yani yarısı falan yani. Evet. Hadi yemeği, hadi oğlum, hadi. Yine? Hadi, hadi. Bekliyor kız. Seyfi abi, yemek! Çantaları bıraktık mı? Heh, geldiniz mi kuzum? Gelin, gelin, gelin. Buyurun. Buyurun, buyurun. Bakalım, oturun. Eline sağlık, Melide teyze. Heh, afiyet olsun. Sana şimdi bir ayağını hadi. Bakalım heh. Şöyle. Öyle mi vereceğim bana, evet, tamam? Evet efendim. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi, çabuk çabuk yemeğimizi yiyelim de. Buyurun. Bahçeye çıkalım şimdi, bayramlaşmak için çok gelecek olur. Heh. Hadi, hadi kızım. Heh, afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Ama bu olmadı. Bu sofrada bir şey eksik. Ha. Bayram sofrasında olması gereken bir şey eksik. Evet, evet ben biliyorum, yemek eksik. Yemek eksik de yani Mevloş'cum, sana şöyle söyleyeyim, bayramla bir alakası yok. Yaklaşık bir aydır bizim soframızda yemek eksik yani. Bilemedin kanka, bilemedin. Müzik eksik. Hmm,
Bayram sofrası müziksiz olmaz. Bak şurada tep var ya. Kalk oraya bir şey koy. Oh. Heh, çal bakayım. Wow, bu ne ya? Ya Mevloş. Ya biliyor musun aslında sana böyle bluetoothlu hoparlör, kulaklık, ne bileyim akıllı telefon falan alalım. Ya bundan müzik dinlemek mi kaldı ya? Kalmadı he mi? Olsun olsun. Sen yine de koy da çalsın varsın hadi. Hadi bakalım. Bilemedim ki şimdi hangisini koyayım. Bunu mu koyayım, bunu mu koyayım? Sağ elindekini koy bakalım. Ne? Bunu. Hadi bakalım şansına ne çıkacak? Hop. Mevloş'un şansı. Haydi. Fiki fiki fiki. Heh. Heh. Sesi de bayağı iyiymiş ha teybin. Hadi hadi. Hadi Seyfi Bey hadi. Hadi bakalım. Ya çocuklar arkanızdan attı mı koşuyor? Yavaş ya yetişemiyoruz. Şey galiba bayram heyecanından olsa gerek ya yani. İçimiz içimize sığmıyor ya, da. Ha tabii biliyorum ben o heyecanı. Neyse dur bakalım yarına kalacak mı o heyecan? Bismillah. Daha bayramlaşmaya bile yeni başladık biz ya. Tabii ya. Bayramlaşmaya daha yeni başladık. Böyle giderse 5-6 gün sürer bu bayram. Ya ne 5-6 günü Naci? 3 gün. 3 gün. Bayram 3 gün ama işte bayramlaşma birinci gün böyle bitiveriyor. O heyecan, o cıvıltı, o şevk hiçbir şey kalmıyor ya bayramlaşmada. İkinci gün akşama doğru bitiveriyor. Öyle değil mi Sevcan? İnşallah abla, inşallah. Hmm. Değil mi Sevcan? Dedim abla, inşallah dedim ya. Aferin sana. İdris. Buyurun hocam. Biliyorsun bugün rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ı bitirdik. Evet. Bugün de bayramı da idrak ediyoruz. Evet hocam. Ben düşündüm ki bugün öğlen ezanını sen mi okusan? Hocam gerçekten mi? Dur ben öyle duygulanırım ben şimdi. Sen bunu hak ettin İdris. Sağ olun hocam. Hadi koş, vakit geldi. Tamam. Hay Mevlüt. Efendim, hoş geldin. İyi bayramlar. Gel buyur, geç. Geç kuzum, geç. Mevlüt Hanım, iyi bayramlar. Hoş geldin Veysel'im. Geç oğlum. Kız, hemen iyi bayramlar. Geç. Naci oğlum. Aa, merhaba. Geç, gel bakalım. Hayırlı bayramlar gençler. İyi bayramlar. Hayırlı mübarek olsun. Ay yaman kurban olsun sana. Mevlide teyzen hoş gel. Alın bakalım. Mevlide teyzeciğim biz çocuk değiliz artık. Büyüdük sen bunları mahallede çocuklara verirsin. Tabii canım büyüdü bunlar. Bunlara para mara vermemek lazım. Vermemek lazım hemen. Olsun olsun. Koyun cebinize koyun. Doğru olsun olsun. İyi bayramlar Mevlide teyze öpeyim. Hey Mehmet'im, hoş geldin. Gel. Verme. Bizim oğlan çok düzensizdir, kaybeder. Ne düzensiz ya? Düzensizsin tabii oğlum. Her yerin her yerde darmadağınıksın. İyi bayramlar çocuklar. İyi bayramlar. Çocuklar, hadi bakalım. Şeker dağıtın, kolonya dökün. Doğru. Kanka sen kolonyayı dök oğlum. Hadi kanka sen de Gülsün'ü. Yok, istemez. Çocuklar. Dök oğlum dök. Siz gitmiyor musunuz? Yani şimdi bir bahşiş toplama işimiz var bizim. Onu hallettikten sonra artık yavaş yavaş gideceğiz tabii. Ablam siz ev tutabildiniz mi? İnternetten baktık öyle bir iki bir yer. Var gibi yani bütçemize uygun bulduk aslında bir yer ama. Neresi var ya orası çok kötü rutubetli orası ya of. Oğlum ne yapayım yani bütçemize orası uyuyor. Uyuyor derken bizim bütçemiz yok ki. Daha iyi ya yani içinize sinen bir yer bulana kadar burada kalsanız. Burada nerede kalsınlar oğlum? Niye kalamasınlar ya? Mevlüt teyze de kalırlar işte. Kadın bir aydır 4 kişiyi misafir ediyor. Ona da zor oluyor değil mi Mevlüt teyze? Olmaz değil mi? olsun olur. Kalsınlar onlar bana yük olmuyor. Kalın. Ah Mevlüt teyze ya çok teşekkür ederiz ama yok yani şimdi bizim klip işlerimiz var biliyorsunuz. Onları halledeceğiz. O yüzden biz bir an evvel gidelim de işimize bakalım. Ha tamam. Siz gidin işinize gücünüze bakın. Klibinizi çekin. Tabii çekeceğiz. Çekeceğiz de sizden şöyle güzel bir bahşiş koparabilirsek. Malum bu mahalle biraz cimri dediler de bize. Aa ne münasebet canım. Biz aile olarak eli bol ve çok savurgan insanlarız. Doğru valla.
Ne olacak sizin bu haliniz? Azıcık paranızın kıymetini bilin. Olur mu canım? Biz tutumlu insanlarız ya. Aa! Bizim neremiz tutumlu Veysel? 30 senedir evliyiz. Bir tanecik evimiz var. Aa! Ne? Neyse şimdi ben size biraz haçlık vereyim çocuklar. Madem öyle konuştuk. Bakın kantamda şey var. Haçlık. Benim param değil mi ya dükkanın bu ayki hasılatı? Her yerimiz her yerde. Paralar böyle sağda solda. Ya çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz ne kadar iyi insanlarsınız, ne kadar gönlü bol insanlarsınız. Biz gönlü bol, gönlü bol mu? Evet. Yok, öyle değil kızım, öyle değil. Fatma ablanın dediği gibi o böyle savurgan, cebinde akrep olmayan. Akrep sen daha iyi bilirsin. Bunlar böyle har vurup harman savuruyorlar ailecek. Veysel abi de öyle. Allah Allah, konu niye dönüp dolaşıp bize geliyor ya? Oğlum bakar mısın, ne kadar iyi insanlar, biz mahcup olmayalım diye biz savurganız ondan verdik diyorlar ya. Tamam. Ya sen çok iyi bir insan mısın ha? Belli zaten yetiştirdiğin çocuklarda. Ne belli ya çocuklardan? Evet bak pırlanta gibiler. O kadar iyi, o kadar güzel insanlar ki işte senin gibi. Ben var ya sizin aileyi çok tuttum. Bir kere daha sevdim yani gönülden. Vallahi. Hadi ya. Mevlüt teyze. He. Hadi biz bahşiş toplamaya çıkıyoruz. Bahşiş toplamaya mı? Toplan kuzum, toplan. Yalnız bak, şu şerbet burada soğudu. Bunu alın içeri götürün de tatlıya dökün öyle gitsin. Ya Mevloş ya, abi bir türlü gidemedik bahşiş toplamaya. Hadi ben, hadi ver ben dökün de gidelim. Hayır oğlum, sen beceremez çek. Ya niye beceremeyeyim ya? Alacağım şerbeti, dökeceğim işte. Bırak. Oğlum sen hayatında ne yapmayı becerebildin ki şerbet dökeceksin? Ya bırak. Oğlum bıraksana şunu. Ya al abi, al. Ya al, al. Ne oldu abi? Döktüm işte. Ne güzel olmuşsun sen kızım böyle. Ya Mevlüze teyze kusura bakma geldiğimden beri böyle her şeyini giydim ama. Olsun kızım giy. Giy tabii. Bundan sonra bunlar bana olmaz ki zaten. Giy. Olsun ama anısı var. Olsun be kızım, ne olacak, anılar kaçıp gidiyor mu? Kayboluyor mu? Anılara bir şey olmaz. Bak şimdi de ikimizin arasında anı oldu bu. Ay benim güzel kızım. Ay o güzel yüzünde güller açsın. Canım. Senin astroloji bozuk çıktı Sevcan. Tamam abi, tamam. Kız ne dediğin anlaşılmıyor. Lokmanı yut da öyle konuşalım. Devamı var tatlının. Abla çok güzel olmuş şerbeti. Yeminle ben böyle tutturamıyorum. Aa iyi iyi, sağ ol işte biz elimizden geleni yapıyoruz. Neyse boş ver şimdi tatlıyı matlıyı da. Senin dediğini yaptık. Olan parayı harçlık diye dağıttık. Kız bizi daha çok sevdi. Demek ki onun burcu akrep ama... Abla, ikinci evindeki burcu aslan. Aa, ikinci evi de mi varmış? Ya bir tane bile yok. Sorduk ya çocuklara tuttunuz mu diye. Tutamadık dediler ya. Öyle değil abla, öyle değil. Burçlardaki ikinci ev parayı nasıl kazanıp ama nasıl harcadığımızı anlatan ev. Ay Sevcan, sus Allah aşkına ya. Ağzında lokmayla hurafe anlatacağım diye boğulup öleceksin şimdi ya. Aa, hurafe değil abla, bilimsel. Kız böyle bilim mi olur? Bunun neresi bilim? Yok ikinci evi aslanmış, üçüncü evi sincap, öbür evi kedi, yok öbür evi köpek bilmem. Böyle şey. Ya Sevcan sen niye böylesin? Ha? Sen niye böyle skolastik düşünceye takıldın kaldın? Abla, kaç bardak suya, kaç bardak şeker atıyorsun sen buna? Bitirdin beni ya. Yemin ediyorum. Sevcan, hadi kalk canım. Hadi kalk, bitti kalk. Kalk, 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 kalk. Hadi canım, hadi. Kalk canım. Abi ya Gökçe böyle gelmesin mi hani kıyafeti falan bilmiyorum. Bizim üstüne şerbeti de ben döktüm ya. Tamam ben konuşacağım. Ben hazırım hadi. Ah, abi acaba sen gelmesen mi ya bizle? Sebep? Abi işte yani böyle kıyafetlerin pek Ramazan davulcusu kıyafeti gibi değil de ondan. Yapma ya.
Seninkiler tam Ramazan davulcusu kıyafeti gibi. Ne var abi bizim kıyafetlerde? Oğlum az önce giydiğim daha az davulcu kıyafetiydi. Düşünsene bir ya. Tamam abi tamam. Seninle tartışamayacağız şu anda. Ne yapalım yani? Tamam böyle gidelim. Ne yapacağız ama biz şimdi? Nasıl baş toplayacağız ya? Abi dedi ya işte Mevlüt teyze. Davul çalacaksınız, mani söyleyeceksiniz, baş toplayacaksınız. Bu kadar basit. Aynen öyle. Hadi çene çalmayalım da iş bölümü yapalım, hızlı hareket edelim. Şimdi Mert, sen mani söylüyorsun ve davul çalıyorsun abi. Cenk, sen zillere basıyorsun. Seyfi abiyle ben de kendinden emin tavrımız ve güler yüzümüzle mahallede sempati uyandırıyoruz. Ondan sonra Mert, abi sen en son yukarıya çıkıyorsun, paraları topluyorsun, aşağı iniyorsun. Bu. Ya okey, okey de Seyfi abiyle sana biraz fazla sorumluluk düşmedi mi ya? Siz yorulmayın diye söylüyorum. Ayrıca niye ben hep davul çalıyorum ya? Çünkü sana çok yakışıyor. Ne demek abi sana çok yakışıyor? Ne demek? Abi sen de böyle tarz sahibi bir adamsın yani. Sana her şey yakışır gibisinden söyledi o. Ver bakalım. Al abi. Yani okey. Eğer diyorsanız ki yakışıyor. O zaman abi davulu ben çalıyorum. Hadi gidelim. Hadi. Hadi abi. Hah, doğru. Unuttum bir an. Şekerim var eriyecek. Cebrelimden süzülecek. Baş şişimi verin benim. Klibimiz var çekilecek. Evladım, hasta var hasta. Gelin yukarıya. Vereyim baş şişinizi. Hadi abi git. Okey, gidiyorum. Davulu bırak, davulu. Ha? Davulu bırak. Ay, yok ya. Davul bana yakışıyor ya, böyle gideyim. Hadi. Gerçekten inanılmaz yoruldum ya. Çok yoruldum. Ya bu baş toplamanın daha kolay bir yolu yok mu? Aa var var, olmaz mı? İstersen banka hesabımızı EFT yapıyorlar, olur mu? Abi bence mükemmel olur ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu fikir inanılmaz hoşuma gitti. Şurada iki dakika dinlenelim. Sonra da dönelim abi biz Mevloş'un yanına, bize EFT yapsınlar. Bu çocuk salak. Vallahi. Abi ya saçma sapan konuşma. Kalk lütfen kalk. Abi iki dakika dinleneyim ya. Ne? Abi hadi. Ha tamam tamam, anladım anladım. Bayram ya yarın, o yüzden EFT yapamazlar. Bankalar kapalı, tamam. Aynen abi. Çocuklar. Aynen. Çocuklar. Ya ne iyi adam, baksanıza bahşiş vermeye bizim ayağımıza geliyor. Yanlış anlamazsanız bir aydır boğazıma bir lokma ekmek geçmedi. Aa. Boğazların rahatsızlandı, ağrıdı. Doktor sana sıvıyla beslenme verdi değil mi? Yok, açım, açım, açım. Hiç mi bir şey yemedin abi? Durumum yok bacım, durumum yok. Ha fakirlik. Fakirlik bizim değerimiz. Seni destekliyoruz kanka. Hiç değişme, böyle kal. Ver abi şunu. Abi ne ya, yanlış bir şey mi söyledin? Abi sen bunu al, bir şeyler yersin. Yok sağ ol. Abi ne yaptın ya? Biz o kadar uğraşıyoruz para toplamak için. Adama verdin parayı. Aynen abi, aynen. Bu gidişle biz zor bahşiş toplarız. Toplarız abi, toplarız. Ne olacak ki? İhtiyacımız var, insanlar bize veriyor. Bize ihtiyacı olan insanlara vermeliyiz. Bu iş böyledir ya.
Bir şey olmaz, hadi tamam. Aa, benim ihtiyacım var, beni iter misin biraz? Gerçekten yoruldum ya. Ne yapıyorsun abla? Şey abi, dışarı bakıyorum gelen giden var mı diye. Bizim çocuklar da bahşişe çıkacağız demişlerdi ama gelmediler hala. Evet, yoklar ya. Ben de onu... Yani ben de onları görmedim. Sen de onlara bakıyordun yani. Neye bakıyorsunuz siz? Hiç canım, öyle dışarıya bakıyoruz. Ha, dışarı bakıyorlarmış. Sabahtan beri dışarıdaydık. Neye göremediniz de neye bakıyorsunuz? Ay hiçbir şey dedik ya canım, öyle manzarayı seyrediyoruz işte. Kız inanılmaz gerçekten, hiçbir duygu yaşamıyorum ben. Öyle aval aval deli gibi dışarı bakacağına, çabuk içeride tatlı şerbeti hazırla. Tepsinin biri bitmiş, öbürüne şerbet dökmemiz lazım. Bayram günü misafir gelir. Tamam. Veysel abi. Hı. Baksana kimse kalmadı. Biz de mi kapatıp gitsek acaba? Zaten bayram günü niye açtıysak biz burayı? Ne demek kimse kalmadı Nacip? Biz adamdan saymıyor musun sen ya? Yok abi, estağfurullah, sayıyorum saymasına da. İyi. Hani belki senin de işin gücün vardır falan diye. Nacip, ben emekli adamım. Emekli adamın işi bu. Burada işte. Vallahi çok iyi iş ya. Vallahi Veysel abi, ben de düşündüm, taşındım, karar verdim. Ben de emekli olacağım. Ne yapacaksın emekli olup? Ne hiç, geleceğim buraya böyle sabahtan akşama kadar çay içeceğim senin gibi. Naci, sen sabahtan akşama kadar zaten buradasın çalışırken. Doğru. Öyle kurtulamadım. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam. Bayramlaşmamı bitirdim. İşlerimi de hallettim. Biletimi aldım. Kısmetse yarın öğlen memlekete gidiyorum ben de. Gelirken de ATM'den para çektim. Ha, yolda lazım olur diye. Yo yo, söylemesi ayıp. Ayıp söylemesi. Sakın söyleme. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Kaç yaşında adamsın be? Hey, bırak bırak, adam söylesin ya. Yok abi, söylesin tabii. Ben yaşına yakıştıramadım diye. Yoksa söylesin. Ayıptır söylemesi. Bak hala. Hey. Ya çocuklara bahşiş vermek için para çektim. Davulcu çocuklar. Sabah sizde kahvaltıda konuştuk ya. Ondan sonra düşündüm, düşündüm. Bu çocuklar bu Ramazan bize farklı bir Ramazan yaşattılar ya. Hakikaten öyle oldu ya. Vallahi. Gerçi ben davul sesine uyanan bir insan değilim. Gene beni Fatma uyandırdı ama... Ya davul bir gelenektir kardeşim. Davulcu olmazsa Ramazan olmaz. Doğru. Davul olmazsa oruç moruç tutmayalım biz ya. Tamam hadi. Yok, o anlamda değil. Naci, eksik kalır anlamında ya. Doğru, eksik kalır. Evet. Davul olmazsa... 15-20 gün tutsak olur bence. Hasbinallah, beni vel vekil. Doğru, beni vel vekil. Neyse, hanım gelirken İstanbul'dan bazı şeyleri al getir, burada bulamıyorum dedi de. Şimdi onları alacağım. Bir de bavul hazırlayacağım, fazla vaktim yok. Şu parayı da çocuklara ulaştırayım da. Ha, onlar evde yok. Biz demin görüverdik ya. Buradan davul çala 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 tırıs tırıs gittiler. Benim de fazla vaktim yok ya. Ben ne yapacağım şimdi bunu? Benim de vaktim yok. Benim hiç yok. Aa, benim çocuğa verelim. Mehmet'e. O bulur onları zaten. Hep beraberler zaten. Herifin yüzünü gördüm yok. Aa, doğru doğru. Ah, iyi akıl ettin. Al sen verirsin onları. Tamam, ben de. Adam doğru deyince kızmıyorsun, ben deyince kızıyorsun. Nasıl iş bu? Doğru işte, hadi hadi. Hadi neyse. Akşama belki görüşemeyiz. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı. Sağ salim git gel inşallah. Sağ olasın. İyi bayramlar olsun. Hadi canım benim. Hayırlı bayram. Gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek. Yapma ya, Allah Allah. Hadi muhtarım, sen dinleme onu ya. Doğru, fazla oldu. Beni dinlemesin.
Sen niye böylesin Naci ya? Ne bileyim ya. İyi bayramlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ ol. Sağ olun. İyi iyi. Oh. Vay aleyküm selam. Hoş geldiniz. Selam. Selamlar. Tabii her şeyin bir karşılığı var. Oh teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Nasıl? Mahalleli veriyor mu bu sene bahşiş? Ne diyor? Bahşiş diyor. Toparlayabiliyor musunuz? Vallahi veriyorlar ama bize yeter mi bilmem. Yeter inşallah, yeter. Daha var mı uğrayacağınız yer? Var var. Yani fırıncılara falan gitmedik mesela. Oo canım olur mu öyle şey ya? Oraya uğrayın. Fatma ablanızla bayramlaşın. Bahşişinizi alın. İnşallah Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Hadi biz gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz para için. Sağ olun canım. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ya çocuklar, şey diyeceğim. Şimdi siz bugün yarın gidersiniz. Eğer ki vedalaşamazsak Allah yardımcınız olsun. Hakkınızı helal edin. İnşallah Rabbim size istediğiniz kapıları açar. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ olasın. Sağ olun hocam. İdris görüşürüz. Bu çocukları ben çok sevdim ya. Duygulandım biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Allah Allah. Hiç de böyle bir şey görmemiştim. Böyle baklava ikramı mı olur Niyazi Bey? Ne yaptınız? Ya şimdi böyle bayramda sürekli tatlı ikram ediyorlar ya. Hepsini yediğin zaman miden bozuluyor. Ben de o yüzden böyle sefer tasına koydurtuyorum. Afiyet olsun hocam, afiyet olsun. Bu afiyet olsun da bir kinaye mi var? Ha, yok. Bu ne ya? Bu ne ya? Aa, çalgıcılar mı bunlar? Ya biz bunlara bahşiş verdik ya, geri mi para istiyorlar? Ay yeter ama canım. Aa. Demek ki yetmemiş. Bizi de edin davet. Birlikte yer içeriz. Şöyle ederiz güzel bir sohbet. Ederiz, ederiz. Gelin, gelin. Aa, gidelim. Ya gelin. Esenize. Gidiyoruz hocam. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Kendi evinize misafir çağırır gibi çağırıyorsunuz insanları. İnsan bir ev sahibine sorar. Belki ben onları görmek istemiyorum. Aa, kocaman salonunuz var hanımefendi. Deniz manzarası falan. Çocuklar gelsin otursun. Ne var ya bunda? Yani. Yani. Hah, geldiler. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Tatlının kokusu var. Gözümün uykusu var. Bahşişimi vermezseniz maninin arkası var. Ya çocuk son kısmı ne kadar hüzünlü söyledi. Fark ettiniz mi? Ha? Bahşiş istiyor, bahşiş, bahşiş. Bahşiş mi? Veririz canım, Allah Allah. Hemen şey mi ol? Allah'ım, aman Allah'ım. Bu ne güzellik böyle. Veririz canım. Acelesi ne? Aa, bu ne güzellik böyle. Ah canım kızım ayakta kaldın. Hadi geç içeri geç yavrum. Yok yok biz rahatsız etmeyelim. Olur mu? Ne demek rahatsızlık? Senin gibi güzel bir kız hiç rahatsızlık verir mi? Gel canım gel Allah aşkına ne olursun. Ah canım güzelim benim. Vallahi ölümü gör. Hayır. Otur vallahi bak ant verdim. Hah otur. kızım, tatlı getir çocuklara, tatlı getir. Hadi. Aa, benim sefer tasımda yer kalmadı ama getirmesin. Sana mı soruyorum ben? Güzel kıza soruyorum. Tatlı alır mısın canım? Bu kadında var ya bipolar bozukluk var ha, ben sana söyleyeyim. Nasılsın, iyi misin diye soruyor. Ha.
Size mi soruyor? Bana niye sorsun canım? Benim ne kadar iyi olduğum ortada. Sana soruyor, nasılsın, iyi misin diye. Sursa ne oğlum, gerizekalı mısın? Sursana şuna. Ha? Sor. Ha, şey, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim. İyi, çok iyi. İşi gücü yerinde, her şeyi tam, bir şeyi eksik. Onu da işte siz gençler artık kendi aranızda konuşuyorsunuz. Biz araya girip büyükler sizi utandırmayalım değil mi Niyazi Beyciğim? Vallahi utandırmayalım da çocuklar bahşişini bekliyorlar. Ablam, siz bahşiş almaya gelmiştiniz değil mi? Aa, bahşiş, bahşiş. Aa, canım kızım, ben içeriden sana bahşişini vereceğim. Çantamdan böyle çıkarıp vereceğim canım. Sen yorulma anneciğim, ben... Yorulmam ben canım kızım. Ben kendim gideceğim, kendim içeride bu kıza bahşişini vereceğim. Sen otur güzel kızım. Zahmet etme, yoksa seni bağır öldürürüm. Gel bakalım canım. Gel, gel. Gel, gel. Gökçe gitme. Ne oluyor be? Gökçe! Annem kafayı yedi. Aman durun. Durun, iyi bayramlar, durun. İyi bayramlar nerede teyze? Durun yavrum, burada mendil kalmamış. Ben içeriden alayım da geleyim. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Aa! Bizim hiç paramız kalmamış ya. Ne yapacağız şimdi? Böyle boş boş da mendil verilmez ki. Dur bakayım o zaman dedi. Şeker koyarız. İşte üstüne şeker. Beni yanına mı çağırıyor, ne oluyor? Durun bakalım, durun, durun. Dur şimdi, ben size biraz tane şeker vereceğim. Al bakalım, hadi alan yürü. Aferin, İyi al bakalım. İyi bayramlar. Ay, sağ olasın. Hadi bak, kuşuma bakacaksın. İyi bayramlar. Al bakalım, hadi güle güle. Ve bastanımı öpüp. İyi bayramlar. Al kuşum benim. Al bakayım. İyi bayramlar. Ay seni, aman da senin yüzünü severim ben. Oy, oy, hadi güle güle. Hadi. Hadi güle güle. Ay. İşte bu da son parça. Çok güzel. Anne. Ne yapıyorsunuz burada? İçeride çocuklar bekliyor, gidecekler. Bahşiş verecektim, onu ayarlamaya çalışıyorum. Ha. Bu mu bahşiş? Ya ben bir parayı bulamadım da bir sandığı açtım. Ondan sonra da laf lafı açtı. Mehmet'in çeyizi döküldü, onu konuşuyorduk. Ha. Daha bahşiş de vermedin yani. Yok. Dedim ya kızım, bahşiş veriyorum, parayı bulamadım. Acaba şurada mı ya para? Burada da Mehmet'in mutfak çeyizi. Görüyor musun, çıktı şimdi. Hadi gel ablam, gel. Oldu. Nereye? Konuşuyordu. Allah Allah. Of of. Ah, ah. Ya bir yemek yedirmediniz, ne diyorsun ya? Hiç doyamadık. Bir şey yemediniz ki doyasınız. Elinizle kaşık karıştırıyorsunuz yemeği oturduğumuzdan beri. Ay Veysel, ben onu mu diyorum ya? Mahalledeki çocukları diyorum, hiç doyamadık. Bir ay şöyle göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiverdi. Vallahi şimdi gitmişlerdir bile. Çocuklara, çalgıcılara. Gitsinler diye yapmadığını bırakmadım, milletin başının etini yedim bir aydır. Şimdi gittiler diye mi üzülüyorsun?
O kadar üzgünüm ki gerçekten seni azarlayacak yaşam enerjisini kendimde bulamıyorum. Elif doğru söylüyor. Sen değil miydin her gün bunlar ne biçim insanlar? Şu giydiği kıyafetlere baksana diye. Veysel lütfen. Ben onları dış görünüşleri yüzünden yargıladım diye zaten çok utanıyorum. Aferin vallahi aferin. Böyle bir şeyi fark etmen çok güzel gerçekten. Sen hayırdır nasıl oldu da fark ettin yanlış yaptığını ya? Ya kızım sen bugün görmedin mi Veysel? Bir giyinmiş şöyle güzel bir fistan. Ay hiç o eski halinden eser yok. Sanırsın bir melek, dünya güzeli, hanım hanımcık bir kız. Al böyle oturt köşeye gelin diye. Anne, gene aynı şeyi yapıyorsun ama. Ne yapıyorum? İşte yani dış görünüşüne göre yargılıyorsun yine. Hayır efendim, ben dış görünüşüne göre yargılasaydım şöyle derdim. Dış görünüşüne göre yargıladım, sevmiyorum. Bundan sonra da hiç sevemem derdim. Ya didişmeyin, kendi kendine gelin güven oluyorsun ya. Hem Mehmet'imin gönlü var mı evlilikte ya? Her gördüğünü gelin alay yapıyorsun sen kendine ya. Yani baba benim aslında şu an... Ya sen de gönlün yok evlilikte, biliyorum. Bakma anana sen, evlilik zamanın geldiği zaman, istediğin zaman evlenirsin. Evlilik zamanı geldiği zaman, istediği zaman evlenirsin. İstediğinle evlenirsin. Kaçırdın Dilber kızım, kaçırdın. Ya şurada ağız tadıyla bir yemek yiyelim ya. Yemeğin de kalksın gitsin sonra, kalksın, kalk. Şey, ben muhtarın onlara bıraktığı bahşişi vereyim. Doydum zaten. Görüşmek üzere. Şimdi Mehmet bu saatte bizi buraya niye çağırdı abi? Ben de anlamadım ki ya. Yani aradı beni işte gelin falan. Ya belki de bu bana hep yapıyor ya. Aşk meşkle ilgili bir şeyler danışmak istiyor. Akıl danışacak herhalde. Abi ne alakası var ya? Ayrıca siz durumunuzun farkında mısınız ya? Bahşişten topladığımız parayla klip falan çekemeyiz abi biz. Üstüne üstlük evsiz kaldık bir de. Evsiz kaldık. Selam. Hah. Ne haber? Merhaba. Sizi çağırdım ya. Selam. Selam. Merak ettik niye çağırdın? Ya muhtar size bir emanet bırakmak istemiş. Sizi göremeyince babama bırakmış. Babam da size vermemiş için bana bıraktı. Onun için çağırdım sizi buraya. Abi ister misiniz? Bir sürü para bırakmış olsun bize. Ya yanma abi gözünü seveyim. Tanımıyor musunuz muhtarla? En fazla 5 lira bırakmıştır pinti. Yok be abi. Muhtar o kadar cimri değil aslında. Ha okey o kadar da pinti değil. O zaman 10 lira bırakmıştır abi. Onu vermek için de gidip para verip zarf almıştır. Ya bence en az 100 lira falan bırakmıştır. Abi 200 lira bıraksa bile aslında hiçbir işimize yaramıyor şu şartlarda yani. Ben emanetinizi vereyim. Teşekkür ederiz tabii de yani. Yok artık. Gerçekten ya biz bununla sadece klibi çekmeyiz, ev bile tutarız oğlum. Ne diyor? Abi hem klibi çekeriz hem ev tutarız diyor. Ya ben demiştim size bir sürü para bırakmıştır diye. Baksana. Abi inanılmaz. Şu an hemen gidip ev tutalım. Oğlum bu saatte ev mi tutulur ya? Ha doğru ya. Ne bileyim işte. Açık emlakçı olmaz. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman gidip ziyafet çekelim ya. Yiyelim şu parayı. Ya bir aydır sadece peynirle zeytin yiyoruz abi. Hadi. Hadi abi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. Abi. Hadi hazırsınız değil mi? Mevlüt'e teyzeyi uyandırayım da vedalaşıp gidelim. Mevlüt'e teyze. Mevlüt'e teyze. Mevlüt'e teyze. Mevlüt'e teyze. Mm-hmm.
kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tuz muyum? Aynı bardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı bardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne varsa sende bende, ne varsa sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben ac mıyım? Yarın mezara girende, sen toksun da ben ac mıyım? Kimi mulla, kimi derviş, kimi mulla, kimi derviş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen basın da ben çez miyim? Kimi arı çiçek dermiş, sen basın da ben çez miyim? Abla, kimsin sen? Nefsimi öldür ölmeden, böyle emretmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Ölüm haktır Gökçe. Hepimizin gideceği yer orası. Şimdi bize düşen sabretmek, onu iyi yad etmek, dua etmek. O kadar uğraştı ki bu kadın. Bunu tanıdığımız ilk günden beri. Bir mezar taşı için ya. Bir mezar taşı için. Düşünsene. Biriktirdiği bütün parayı da gitti çoluk çocuğa dağıttı dün. Bize verdi. Verme dedim. Olmaz dedi. O sevindirdiği çocukların hayır dualarını almasaymış o kadar biriktiremezmiş. Öyle söyledi. Düşünsene ne kadar iyi bir kadın. Hani bir lafı vardı ya. Hep söylerdi. Olsun olsun, Allah güç kuvvet versin, her şey olur. İşte hiçbir şey olamadan göçtü gitti. Öyle düşünme. Hiçbir şey olmadan göçüp gitmedi. Bak. Tanıdığı herkesi, onu tanıyan herkes, hayatına dokunduğu herkesi mutlu edip gitti. Herkesin hatırasında hep iyiliği, güzelliği bırakıp gitti. Herkesin gönlünde çok iyi bir yer kazanıp gitti. Yani çok iyi olarak gitti. Değil mi? Hadi artık tamam gel. Cenaze namazı bitmiş. Defnedecekler. Son günlerini beraber geçirdiniz Mevlüt teyzenin. Son yolculuğunda da yalnız bırakmayın onu. Tamam. Peki ben üstümü değiştireyim mi? Olur mu sence bu? Yok yok. Şimdi Kur'an okunacak ya. Sadece istersen bir başını ört. Of of. Yok kızım. Ver ver. Dur şunu alayım. Demli. Ah ah Mevluda Hanım çok erken gitti. Çok erken gitti. Çok. 90 yaşında. Ya varıdı ya yoğurdu. Abla. Dalga geçiyor gibi oluyor. Ayıp oluyor. Ne yapayım kız, kadın 100 yaşındaydı resmen. Örgü yapar satardı garip. Çok güzel örgü yapardı.
Çok da güzel satarıdı. Ölümü, hasta mı, felçli mi dinlemez. Alıcıyı gördü mü elinde ne var ne yoksa satarıdı. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insanlar. Değil mi? Değil mi? Çok iyiydik. Çok iyi arkadaşlar. Öyle mi? Herkes öyleydi. Hiç çocuğu yoktu. Ya değil mi? Allah Allah. Kız artık iyi özellikleri bitti. Düz bilgi mi vermeye başladı kadınla ilgili? İki kulağı var idi. Mekanı cennet. Toprağı bul olsun. Allah rahmet eylesin. Yaptığı yer cennet olsun. Amin. 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 Sağ ol canım. Teyzem, teyzem. Anneciğim, Mevdu teyzenin cenaze namazı kılınmış. Birazdan kalp sana geçeceklermiş. Kalkalım biz de birazdan. Yetecek. İyi, hadi hadi kalk. Kalkalım hadi hanımlar, hadi. Ay ay ay. Şu önden geç abla. Tabakları bırakın biz sonra toplarız. Hayalimdeki yerin gözümün önünde duruyormuş da görmemişim. Allah Allah. Sen şikayet ediyordun anne. Kız, ben bundan mı şikayet ediyordum? Eski halinden şikayet ediyordum. İnşallah gitmez bu kız. Tamam, sessiz ol. El Fatiha. Allah gani gani rahmet eylesin. Bak mezarlık var, dikkat et. Gel, gel, gel. Sen var. Abi, tamam. Bu ne ya? Nereye geliyor bu? Naci? Nereye monte edelim abi? Hı? Ya benim için fark etmez ya. İstediğiniz yere. Kaçmalama ya. Abi ya şu Hasan amcanınkine. Bak şu sarı çiçekli olan yani ileridekine. Tamam, olur. Tamam. Aa! Siz mezar taşı mı yaptırdınız çocukta? Aa! Ya biz düşündük ve topladığımız bu bahşişi ki sağ olun siz de epey para bırakmışsınız. Buna harcamaya karar verdik. Böylesi daha doğru olacaktı. Seyfi abi de onay verdi sağ olsun. Ya aynen ben de onay verdim. Yani hepimizin ortak şeyisi. Doğru doğru. En mantıklısı buydu. Ah ah bilemedik kıymetini. Ah! Ah Mevlüde teyzenin kıymetini bilemedik. Keşke biz düşünseydik de biz yaptırsaydık. Yok üzülmeyin üzülmeyin. Biz Mevlüde teyzenin de kocasının da mezar taşını yaptırdık zaten. Siz yılı dolduğunda Mevlüde teyzeninkini koydurursunuz. Başınız sağ olsun.
Allah kabul etsin. Nur içinde yatsın. Allah dualarımızı kabul etsin hocam. Ağzına sağlık. Hadi. Amin. Hadi çocuklar. Başımız sağ olsun. Cümlemizin başı sağ olsun. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İdris. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala siratin müstakim. Tenzilel azizir rahim. Letunzira kavmen. Hani siz klip çekecektiniz? Hani arkadaşınızın hayalini gerçekleştirecektiniz? Olmadı o iş ya. Niye? Olsun. Olsun olsun. Allah güç kuvvet versin. Her şey olur. Yolcu yolunda gerek. Ay, durun, nereye gidiyorsunuz? Böyle hiç olmadı. Olsun, yapacak bir şey yok. Hoşçakalın. Ay. Oğlum ne bakıyorsun, gidiyorlar. Ya ne bakıyorsun evladım, görmüyor musun? Gidiyorlar, bir şey yapsana. Bana bak, müsaade mi edeceksin gitmelerine? Ya bunca şey yapmışlar, bunca fedakarlık. Ya böyle bir ahlak. Hadi koş, bir şey yap. Hadi, hadi. Gökçe. Hı. Şey, ya siz çok düşünceli davrandınız. De biz o klibi çekmenizi istiyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz ben topladığınız parayı size vermek istiyorum. Annem onay verdi. Babam ve ablam da onay verirse. Selam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar, kurgu bitti. Klibiniz bunun içinde. İzleyelim. Ya çok teşekkür ederiz gerçekten. Hepiniz ayrı ayrı. Hem klibin parasını ödediniz, hem de çorbada tuzumuz olsun diye hepiniz klipte oynadınız. Daha ne olsun ya? Estağfurullah. Ya lafı bile olmaz. Sizin yaptığınız onca şeyden sonra. İzleyelim. Hadi. Sen toksun
da ben aç mıyım? Toprak'tandır cümle beden, destini öldür ölme.